Şimdi birinci sorumuza platform başkanı Hakan Çelik Bey'in sorusuyla başlayalım, demin söz verdiğim gibi. Her iki hocamız da cevaplayabilir bence kendi perspektiflerinden. Demişti ki Hakan Bey, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sunumunu dinledik. Bu sunum bize şunu düşündürttü: acaba memleket ya da en azından Merkez Bankası fabrika ayarlarına geri mi dönüyor? Erhan Hocam izninle ben çok kısa Çok söyleyeyim sen güzel. de. Şimdi Merkez Bankası gerçekten çok ciddi bir güven ve itibar yitirdi. Fabrika ayarları da çok bozulmuştu. Şu anda Sayın Naci Ağbal'ın oraya gelmesiyle birlikte Naci Ağbal kendi kredibilitesi, kendisine duyulan güven ve itibarla Merkez Bankası'nın bu kaybolan güven ve itibarını arttırmaya çalışıyor açıkçası. Hem kendi kişisel varlığı hem de bundan sonraki politika uygulamaları ile birlikte. Merkez Bankası'nda çok uzun yıllara dayanan çok uzun bir ekip değişikliği de olduğu için tam anlamıyla tek başına fabrika ayarlarına geri döndürebilecek mi? Orayı bekleyip göreceğiz Hakan Bey, ama bunu Türkiye ekonomisinin geneline de bir fabrika ayarlarına geri dönüş işareti olarak maalesef görmüyorum veya halen göremiyorum. Erhan Hocam, eklemeniz var Yani çok kısa, ben de yani ona katılıyorum ama gerçekten zamana ihtiyacımız var. Verilen mesajlar, yani daha sadeleşme, gerektiği kadar sıkılaşma önemli ve işte koridor değil, tek bir politikadan ilerlemek baktığımızda evet, ama örneğin gelecek yıl biz bu zamanlarda hem uygulamada hem pratikte bunu görüyorsak, belki o zaman daha net ve daha güçlü bir şekilde bunu söyleyebileceğiz. Erken ama gerçekten önemli. Yani mesajları önemsiyorum, doğru buluyorum. Hani bu anlamda enflasyon vurgusunun olması, %5 enflasyonun tekrar dile getirilmesi, enflasyonun nedeni konusunda çok net bu döviz kurudur denmesi, veya koridor gibi uygulamalar değil, doğrudan politika vurgusu, bunlar çok önemli. Eğer zaman içinde de uygulamada da bunları görürsek daha net emin olacağız bence de. Teşekkür ederim. İlk sorudan başlıyorum. Değerli bir meslektaşımız izliyor bizi, Ali Seyhun. Mutasyonun yaygınlaşıp mevcut aşıların önemini yitirmesi durumunda Türk ekonomisinin kırılgan yapısının nasıl bir mutasyona uğrayacağını ve erken seçimin ne kadar erkene çekilebileceğini düşünüyorsunuz diye sormuş. Bu herhalde Erhan hocamaydı. İlk soru ona, Ama onun ben konuşmasına denk geldi. sevgili Can, istersen başlayabilirsin. Yani sen, ben Yo Erhan, sen şey yap, ben sunumumda bir kısmen paylaşmıştım. Bir cümleyle senden sonra değerlendir. yani ben de şöyle düşünüyorum. Gerçekten bir kere bunun anlamı şu olur. Umarım öyle bir şey olmaz ama dünya ekonomisini yine büyüme tarafında ekonomiye yansıma olarak çok zorlu bir dönem bekliyor. Ama bence öyle bir senaryoda artık biz ekonomiyi falan değil, sağlığımızı çok daha fazla düşündüğümüz bir noktaya gideceğiz. Yani bir noktada artık ekonomi belki ikinci plana bile düşecek, maalesef diyorum. Çünkü o kötü bir senaryo gerçekten. Böyle bir senaryoda risk iştahı da çok azalacağı için, para hep güvenli limanda kalmak isteyeceği için. Can Hocam zaten paylaştı, Türkiye dış kaynak ihtiyacı en yüksek olan ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla öyle bir tabloda Türkiye'nin çok daha sıkıntılı olma ihtimali artar. Çok ciddi bir borç yapılandırması, finans sektörünün zorlukları gibi tablolar karşımıza çıkar. Bu anlamda o zaman düşünmek gerekir bu tablonun gereğini, ama yapılabilecek yani ekonomi anlamında şöyle bir şey belki düşünmek gerekecek: hazine ile Merkez Bankası arasında teknik bir bağ kurarak ekonomiyi o anda ayakta tutmak için iç kaynaklarla ne yapılabilir konusunda başka şeyleri konuşmamız gerekecek. Belki bugün de konuşmak gerekiyor. Aslında önümüzdeki 5-6 ay için bile konuşmak gerekiyor.
reel sektör açısından çok zorlu bir dönem var. Yani iyimser senaryoda dahi uzunca bir süre firmaların ayakta kalabilmesi ve bu süreci atlatması için doğrudan gelir desteklerine ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Bunun planlanması lazım. Biz bence hala mesela normal bir yılmış gibi bütçeyi hazırladık ve öyle bir bütçe uygulamaya çalışıyoruz. Ama bu özel bir yıl. Önceliklerin değişmesi gereken bir yıl. O açıdan oldukça olumsuz bir senaryo olacağını söylemek doğru olur. Ama o senaryo bence ekonomiden de öte sağlığımızla ilgili bizim birincil kaygımızı çok daha fazla bir yere öne alacak bir tablo yaratır maalesef. Ben bu kadar diyorum. Teşekkürler. Ya, Erhan Hocam'ın üzerine sadece ben de hani takvimi söyleyerek paylaşayım. Benim sunumumda da vardı zaten. Yani ağır basan alternatif senaryo içinde. Ben 2021 en geç Kasım'ında bir seçim olabilir beklentisi içindeyim. Hani Covid'le birlikte bu zorlu dönem bunu nasıl kadar daha öne çekebilir? Hani Haziran'a çekebilir belki takvim olarak ama Covid'in bu kadar arttığı bir ortamda bir ülkenin seçime gitmesiyle ne kadar sağlık açısından yapılır yapılamaz ona da ayrıca bakmak gerekir. Hani onun için de bir içe kapanma o alternatif senaryomun içinde onu da açıkçası paylaştım. Çok açmadım orada ama hani içeri kapanma bir seçim ihtiyacı veyahut da siyasi bunalım olmasına rağmen bir miktar bu süreci uzatma gibi bir dönemde yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bu arada Q&A bölümünden sanırım değerli hocalarım da yazılı soruları görebiliyorlar. Platformumuzun kıymetli bir üyesi Sayın Ahmet Cezmi Göbüt'ün sorusu var sırada. Sevgili Erhan Hocam, verdiğiniz rakamlardan anladığım dünya borç içinde yüzüyor. Buradan bakarak borç miktarının önemsiz olduğunu, önemli olanın nakit akışı olduğunu düşünebilir miyiz? Yani borç ödemeyi düşünmeyelim, eğer yeni borç bulabiliyorsak borçlanma sıkıntı değil mi? Şöyle söyleyeyim, bence öyle düşünmemek gerekiyor. Tarih boyunca da bizim gördüğümüz şu, çok likit piyasalar bile illikit duruma düşebilir. Nasıl düşer? Yani alıcı ile satıcı ortadan kaybolduğu zaman, yani kredi veren özellikle olmadığı zaman o bol likitlerin içinde biz illikit bir piyasaya düşebiliriz. Bunun mikro örneklerini çok Türkiye dahil geçmişte de gördük. O zaten ciddi bir volatilite anlamına da gelir. Son 10 yılda da gördük. Dornbusch diye bir iktisatçı vardır. Çok meşhur. Bu hem döviz kurlarıyla hem borçla ilgili çok önemli çalışmaları vardır. Yüksek borçluluk dönemlerinin ne zaman bir ülkenin ya da bölgenin başına iş açacağını tahmin etmek mümkün değildir der. Yani 3 ay önce aynı rakam sürdürüyorduk. 3 ay sonra aynı rakam hemen hemen benzer makro dengelerle büyük bir sıkıntıyla karşılaştık. Yani temerrütler, ödenememe, kredi riskinin ortaya çıkması gibi. O açıdan bence o çok büyük bir risk olarak devam ediyor. Evet, bol likiditeyle orada nakit akışını sağlayacak, yani bir maliyetle o nakit akışını sağlayacak kaynak bulabiliyoruz. Ama buna kesinlikle güvenmemek gerekiyor. Dediğimiz gibi aynı makro tablo farklı beklentilerle hiç umulmadık bir anda çok ciddi sıkıntı yaratabilir. Borç böyle bir şey. Yani borç krizleri de bu şekilde karşımıza çıkıyor. O nedenle çok ihtiyatlı olmak ve risk yönetimini iyi yapmak gerektiği kanaatindeyim. Sağ olun. Ahmet Bey'in ikinci sorusunu da Can Fuat'a yöneltmek istiyorum. Tablolara göre, o sunumdaki tablolara göre serbest düşüş yaşıyoruz. Sizce ne zaman dibe çakılırız? Daha fazla faiz ödeyerek para bulduğumuz sürece dibe çakılma gecikir mi? Yani şöyle söyleyeyim, sanıyorum 6 Kasım günü çok önemliydi. Hani kurların bizi bir finansal krize veyahut da bir ödemeler döngesi krizine çok yaklaştırdığı bir gündü açıkçası o gün. Merkez Bankası Başkanı'nın da akşam değişti. Yani herkes hatırlarsa dolar 8.55'e, euro 10.20'ye gitmişti. Hani Türkiye ekonomisinin mevcut riskleriyle ne noktaya gelebileceğini o gün gördük açıkçası. Ha, ondan sonraki iyimserlik, yaratılan iyimserlik iki nedenden kaynaklandı. Bir yönetim değişti. Hani onu dışarıda tutuyorum, Merkez Bankası Başkanı. Artık onu artı bir sayıyorum. Merkez Bankası'nın tekrar
sıkı para politikasına geri dönüşü. İkincisi ve daha önemlisi de ekonomi, demokrasi ve hukuk alanında reformlar yapacağız denmiş olmasının yaratmış olduğu iyimserlik. Yani bizi o çakılmadan tekrardan bir miktar uzaklaştıran açıkçası bu reform taahhütleri oldu. Merkez Bankası'nın adımları ve açıklamaları oldu. Ben Merkez Bankası'nın artık hani bu çakılma kelimesi kullandığı için çarpma veyahut da onu önleyebilecek adımları büyük bir bölümünü attığını düşünüyorum. Yani belki bir iki puan daha bir faiz arttıracak. Fakat esas önemli olan, yani bir buffer sağladık. Fakat esas önemli olan bu reformlar tarafı. Reformlar tarafında da piyasaların açtığı kredibiliteyi karşılayabilecek reformları işte Ocak, Şubat, Mart gibi göreceğiz. Burası çok tatmin edici olmazsa o zaman yine 6 Kasım öncesine dönme olasılığımızı ben halen çok yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sonrası da işte bir erken seçim vesaire, içine kapanma vesaire gibi alternatif senaryonun seçeneklerine bizi götürecek. Erhan hocama bir soru var dinleyicilerimizden. Eurozondaki büyümenin yanlış anlamadıysam 2020'de yıllık -8.3 olacağını söylediniz. Üçüncü çeyrekteki büyümenin -4.3 olduğunu göz önüne alırsak, son çeyrekte Eurozon'da çok daha karamsar bir tablo önümüze çıkacak gibi gözüküyor. Bizim ilk 9 aylık büyümemizin 5%'de olduğunu düşünürsek ve hocamın yıllık beklentisi de %1 civarında ise büyümemizin ana kaynağının Avrupa Birliği olduğu göz önüne alındığında acaba sizce bu rakamların gerçekleşme olasılığı var mı, yüksek mi? Şimdi orada Avrupa'nın %8-9 civarı, İngiltere'nin 10-11 civarı daralması beklentileri son tahminlerde de var. O tahminin o kadar düşük olmasının nedeni ikinci çeyrekteki daralma. Yani şu anda içinde bulunduğumuz çeyrek de kötü. Üçüncü çeyrekteki üçte de yavaşlama gördük ama 3 ve 4 biraz toparlasa bile asıl ikinci çeyreğin etkisiyle öyle %8 civarı bir tablo ortaya çıkacak gibi görünüyor. Dolayısıyla hani o biraz altı biraz üstü bir rakamla Avrupa kapatacak gibi şu anda karşımızda. Bize yansımasını da biz en çok ihracat düşüşü yaşadığımız dönem ikinci çeyrekti. Yazdan itibaren biraz toparlar gibi olduk. İşte şimdi içinde bulunduğumuz aylarda tekrar düşüş yaşıyoruz. Dolayısıyla bu yıla ilişkin tahminler 3 aşağı 5 yukarı tutar kanaatindeyim. Yani Türkiye için de Avrupa için de biz %1 civarı biraz altı biraz üstü olabiliriz. Avrupa %8-9'lar daralmaya aday görünüyor. Kritik nokta gelecek yıla ilişkin belirsizliklerin yüksek olması. Ve birçok uluslararası kuruluşun tahmininde de aslında bazı senaryolar iyimser senaryolar. Yani aşılar, gelişmeler, bu ekonomiler birkaç ay içinde tekrar açılma dönemine girecek ve 4 daralan dünya 5 büyüyecek. Ve bu bütün dünyaya da yayılacak, etkisini gösterecek. Yani bu senaryo iyimser senaryo. Ama işte dünden bu yana da gördüğümüz gibi başka riskler de var aslında. Yani onları belki tam da konuşmuyoruz. Can Hocam onlardan çok daha fazla bahsetti. Gelecek yıl için olası başka ne tür riskler olabilir? O açıdan gelecek yılın büyüme tahminlerinde bence iyimser bir tarafta kalıyoruz gibi geliyor. Sektörel ayrışmalar şu anda da yaşıyoruz. Gelecek yılda yaşamaya adayız. Yani şöyle düşünelim, normal bir yıl olmayacak aslında. İlk 6 ayıyla ikinci 6 ayı muhtemelen farklı olacak iyimser senaryolarda bile. Bizim belki daha doğrudan daha homojen bir yaşayacağımız bir yıl 2022-2023 gibi olacak. O anlamda bölgesel, sektörel farklılıkların olduğu bir yıl. Yılın kendi içinde ayrıştığı bir dönem bizi bekliyor. Belirsizlik ve riskler var. Gelecek yılın büyüme tahminleri bence henüz çok değişmeye aday veya önümüzdeki günlerde ciddi biçimde tahmin farklılaşmanın olabileceği bir dönemde bizi bekliyor diye düşünüyorum.
Erhan Hocam, ben kendi sorumla tam burada bir araya gireyim müsaadenizle. Bana şey çok çarpıcı geldi sizin sunumunuzda. Hani 2021 için havada %3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar büyümeler uçuşurken siz akademik olarak grafiğinizde gösterdiniz ki 2021'in birinci çeyreğinde büyüme negatif gelecek. Hani biz büyüme negatif gelirse şaşırmayacak sınırlı azınlıktan olduk. Şimdi bugünden öğrendik onu. Ama sonraki çeyreklerde gidişat belli olacak dediniz. Hani ikinci çeyrekte büyüsek birinciyi dengeleriz. Kalan son iki çeyreğe bakacak her şey. Hakikaten belirsizlikte, had safhada. Siz yılın toplamı için bir büyüme oranı zikrettiniz mi? Ben kaçırmış olabilirim. Onu bir daha duyarsam çok sevinirim. Bir de bu büyüme sizce 2021'de nereden gelecek? Yani iç talep mi, ihracat mı, yatırım mı? Böyle bir öngörünüz var mı? Benim büyüme için yani ikinci yarı, ikinci çeyrek kısmen belki ama ikinci yarıda ihracat, turizm kısmen. Yani bizim dış taleple sürdürülebilir bir büyüme dengesini sağlayabileceğimizi, eğer yine içeride bir canlanma görürsek bunun beklentileri bozacağını düşünüyorum. Yani mutlaka olacak, iç talepte de bir hareketlenme olacak ama bizim sürdürülebilir büyümemiz için biraz tasarruf etmemiz, üretmemiz, yatırım yapmamız ve ihracatla yani dış taleple büyümemiz gereken bir süreçteyiz. O açıdan ilk çeyrekte ben eksi olasılığını gerçekten ciddi görüyorum. İkinci çeyrek artı olabilir yavaş da olsa. 3 ve 4'te hafif artıya geçiyor. İnternette bir durağanlık oldu galiba. Herhalde Erhan Hocam'dan kaynaklanıyor değil mi? Can Fuat, sen duyuyorsun beni. Evet hocam, dilerseniz Erhan Hocam tekrar bağlamaya çalışıyor. Sorulardan da buyurun hocam. Evet. Sesim geliyor mu şu an? Şu anda geldi. Ya bir internetle ilgili herhalde bir sıkıntı var. Nerede kesildi bilmiyorum, çok uzatmayayım. Yani yıllık tahminim benim de aslında 3,5-4'ler civarında olabileceği baz etkisiyle o da ve ağırlıklı dış finansmanın kısmen devreye girebileceği, hani risk iştahının biraz arttığı bir yıl olma ihtimali %60-70'lik bu iyimser senaryonun olması şartıyla. Tamam, süper. Çok teşekkürler. Her iki hocamın da katkı yapabileceği bir soru var arzu ederseniz sırada. Şu anda olmayan ama gerçekleşmesi durumunda yabancı sermayenin ülkemize gelmesinin önünü açacak hangi hukuk reformları gerektiğini düşünüyorsunuz? Vallahi zor oldu. Toptan. Yani bu spesifik olarak neler söylenebilir bilmiyorum ama toplum olarak algımızı etkileyen aslında bu sembolik davalar var, gelişmeler var. Bunlarla ilgili adımlar konusunda sonucu ne olursa olsun daha net, açık ve şeffaf süreçlerin işliyor olması, yargı sürecinin çok hızlanması, yani bence bu çok çok önemli. Belirsizlik ve uzama haksız hukuksal sonuçların ortaya çıkması gibi bir durum yaratıyor. Bu anlamda yani biraz ben hızlanması ve görülen sembolik bazı davalarla ilgili gelişmeler ve toplumun algısını güçlendirecek şeffaflık, uluslararası kriterlerde bir hukuk yapısının yani referanslarıyla, uygulamalarıyla oturmaya başlaması en çok görmek isteyeceğimiz şey olacak galiba. O da yine para politikasında konuştuğumuz gibi, diğer konularda konuştuğumuz gibi sadece yasal düzenleme ve değişiklikler değil, uygulamalarda da görmemizi gerektiren bir durum aslında var. O yüzden yine uygulama görmek, yani biraz daha somut
bunun işlediğine dair gelişmeler önemli olacak sanıyorum. Can Fuat, sen aynı konuya girmeden çok paralel bir soru daha var. Evet. Sevgili Vedat Arıcan sormuş. Faiz tek başına etkili olması beklenmese de ekonomi, hukuk ve yapısal reformların yapılmasını bekliyor musunuz? Beklenmiyorsa bizi bekleyen riskler nelerdir? Berra, ikisini birlikte cevaplayayım. Yani Erhan Hocam hukuki alandaki ihtiyaçların bir bölümünü hakikaten paylaştı. Bunu artırmak mümkün. Özellikle yargının bağımsızlığı konusu çok önemli. İşte o teknik olarak orada hakimler, savcılar, yüksek kurulu vesaire gibi yapıların daha bağımsız hale getirilmesi, yargıçların atanması vesaire. Yani burada daha fazla bağımsızlık. Ama hani ben ikinci soruya senin bahsetmiş olduğun onu biraz daha genişleterek bu çok ciddi adımlar atılması gerekiyor açıkçası. Yani hem demokrasi alanı hem ekonomi hem hukuk, yani çok önemli burada kanun ve bazı maddelerde anayasa değişiklikleri gerekiyor. Böyle bir takım ufak tefek palyatif vesairelerle ekonomi alanı içinde de bu geçerli. Çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Hani ben yapılabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Evet, böyle bir reform gündemimiz var 3 alanda. Ama hani Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan ve kalıcı sermayeyi buraya çekebileceğimiz bir bütünlükte önümüzdeki 6 ayda bu adımlar olur mu? Çok beklemiyorum. Belki ufak tefek bazı adımlar olacak. Piyasalarda açtığı kredibiliteyi, hani son soru şuydu, bizi neler bekliyor? Hani yerli ve yabancı ekonomik aktörler olarak da bizler de bu atılan adımları değerlendireceğiz ve bunların fiyatlamasını yapacağız. Çok hayal kırıklığına uğrar, ya ihtiyaçlar buydu, ya bunların hiçbiri karşılamadı dendiği an, yani ben yine 6 Kasım öncesiye geri dönüşün Türkiye için yine büyük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Teşekkürler. Sevgili Aslı Doğan'ın yine platformumuz üyelerinden bir sorusu var. ABD'nin Türkiye'ye katsa yaptırımlarının ekonomimize etkileri neler olur? Erhan Bey'in bu konudaki düşüncelerini rica ediyorum. Teşekkürler. Aslında yani geçtiğimiz hafta bunun sonuçlarını yavaş yavaş gördük. Bir kere finansal piyasalar bu anlamda ekonominin bütününü, tümünü ilgilendiren ve özellikle bir finansal yaptırım boyutu olmadığı için buradaki tepkisi hani kısmen karar aşamasında olumsuz olsa bile genel tabloyu bozmadı. Hani o olumlu havasını sürdürdü. Çünkü bu yaptırımlar içinde özellikle ekonomiyi doğrudan etkileyebilecek bizim kırılganlık alanımızın yüksek olduğu bu finansal yaptırımlar. Türkiye dış kaynak ihtiyacı olan bir ülke. Bu kaynak girişini bir şekilde sınırlandıracak, tereddüde düşürecek yaptırımlar önce finans piyasalarını, sonra da o kaynağa ihtiyacı olan reel sektörü olumsuz etkilemeye aday olurdu. O açıdan mevcut alınan kararlar çok önemli bir sektör, savunma sanayi için geldi. Görebildiğimiz kadarıyla zaten savunma sanayi uzun süredir bu tür bir fiili olarak böyle bir yaptırım süreciyle de karşı karşıyaydı aslında. İlave bazı noktalar geldi ve bundan sonrası içinde savunma sanayinin gelişimi üzerinde etkili olabilecek bazı kararlar geldi. Ama hani çok sıfırdan bire gitmek gibi bir şey olmadı. Beklenen bir durumdu veya bugünkü akışını hızla değiştirecek bir tablo yok görünüyor. O açıdan buradaki etki de sınırlı olabilir. Zaten önümüzdeki aylarda Biden göreve başladıktan sonra Amerika-Türkiye ilişkilerinde ilk 3-4 ay bence önemli olacak. Yani burada NATO zirveleri, Can Hocam'ın bahsettiği işte demokrasi zirveleri, Avrupa Birliği ile toplantılar, birçok gelişme yaşanacak. Ve Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlar konusunda da bir iletişim kanalı açık tutulmaya çalışılacak. Yani bu süreçte ortak nokta bulunursa, yani iki ülkenin ilişkileri konusunda zaten bu yaptırımlarda belki bir süre sonra tekrar kalkabilir bir ihtimal. Yani mevcut yaptırımlarda. Eğer bulunamazsa yenileri de gelebilir. İşte o zaman
daha sıkıntılı bir tablo karşımıza çıkabilir. Bunun yanıtını tam bilemiyoruz şu anda. Ama işte Biden'ın özellikle NATO ve Avrupa Birliği'ne önem vermesi, doğuda yeni bölgesel oluşumlar gerçekleşirken belki dijital paralarıyla Çin orada daha etkin olmaya çalışacağı bir çaba içine girmişken Avrupa ile daha yakın olmak, bu doğuya karşı batıda bir güç oluşturma çabasını da görüyoruz. Türkiye NATO üyesi olarak AB ile gümrük birliği anlaşması olan bir ülke olarak ve adı konmasa da aslında özel statüde Avrupa Birliği ile ilişkisi olan bir ülke olarak Biden'ın da Türkiye'yi ilk aşamada çok sıkıntıya sokmak isteyecek adımlar atmayacağını, yani bu iletişim kanalını açık tutacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye ile ilgili sorun Batı dünyasının da NATO'nun da sorununun büyümesi anlamına gelir. Ama tabii dünya çok böyle disruptive dediğimiz, çok yıkıcı bir şekilde de kapitalizmin ilerlediği bir dönemdeyiz. Her türlü karar olabilir, her türlü gelişmeye de açık olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Nisan-Mayıs'a kadar aslında bütün tarihler oraya gidiyor. Özellikle Amerika-Türkiye ilişkilerinde de resim ortaya çıkar. O zamana kadar doğrudan sırf bu yüzden olumsuz bir şey beklemiyorum. Sonraki tablo o sonuca göre belirlenir kanaatimde. Biz webinarımızı 6'ya kadar planlamıştık, 4 ile 6 arasında, ama o kadar güzel sorular var ki bir 15 dakika uzatırsak zannediyorum tamamını cevaplamış olacağız. Hocalarımın da vakti varsa ben birkaç soru daha yöneltmek istiyorum. Müsaitsiniz umarım. Tamam, süper. Bir tane bana soru gelmiş, onu çok hızlı cevaplayayım. Ahmet Cezmi Göbüt'ten. Bu 800 bin yeni borsa yatırımcısının demografik yapısı belli mi diyor. Evet Ahmet Bey, çok detaylı olarak belli. Ben o yapıyı size göndereyim platformumuz üzerinden. Yaşı, cinsiyeti, hangi ilden geldiği, hatta ne kadarlık bir portföyle hesap açtıklarına kadar çok ayrıntılı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınıyor. Kimden geldiğini bilmediğim ama çok güzel bir soru var Erhan Hoca'ya. Erhan Hocam, şu an dış para bulamadığımıza göre küçülmemiz normal görünüyor. Peki 2021'in ikinci yarısında dış kaynak bulmamız sizce mümkün olabilecek mi? Yani çok hızlı cevap vermek gerekirse, bazı koşullar gerçekleşirse ki o koşullardan bir tanesi işte zaten Merkez Bankası bir duruş sergiliyor. Bunun devam etmesi, hani gerektiği kadar ve hani fabrika ayarlarına dönmüş tam emin olmaya başladığımız bir Merkez Bankası. Artı Türkiye'nin gündeme gelen bu reformlarla ilgili somut gelişmeleri gerçekleştirmesi ve bunun devamının geleceğinin de sinyalini vermesi. Gerçekten somut bu hukuk, şeffaflık, kurumsallaşma anlamında adımlar atılıyor olması. Covid-19'un tüm dünyada gerilemeye başlaması, kontrol altına alınması gibi şartlarda Türkiye bu anlamda bir sermaye girişiyle karşılaşabilir diye düşünüyorum. Bu koşullar arasında en sıkıntılı, en zor olabilecek alan gerçekten Türkiye'nin reform yapma gayreti olacak muhtemelen. Orada iç siyasi dinamikler, dış siyasi dinamikler buna ne kadar olanak sağlayacak, onun cevabını vermek zor. Bunu Türkiye'nin çok uzun yıllardır konuştuğunda düşünecek olursak, gerçekten orada ihtiyatlı olmak gerekiyor. Ama orada gerileme olmadan ufak adımlar bile olsa dünyanın bir gelecek yıl özellikle COVID'in kontrol altına alınması durumunda böyle bir travmadan sonra bayağı coşkulu bir dönem olacağından hareketle ve bu paranın, bu likiditenin de piyasada olacağından hareketle o sıcak dediğimiz paranın Türkiye ekonomisine gelme ihtimali yine de yüksek. Hani reformlar konusunda çok geriye gitmedikçe ufak bile adımlar olsa bir süreliğine de olsa biz bu sermaye girişini sağlayabiliriz. Ama dediğimiz gibi dünyanın bütün bu riskleri geride bıraktığı bir döneme girmemiz kaydıyla biz yeterince ilerlemesek bile burada kritik nokta yabancı sermaye için
yani yine Merkez Bankası'nın duruşu en önemli nokta olacak. Ama diğer reform süreci ilerlemiyorsa falan zaten Türkiye işte seçim, iç siyaset, jeopolitik başka sıkıntılarla karşılaşmaya adaydır. O coşku bence bir süre devam eder. 2021'in sonu 2022 yine dünya hani bıraktığı sorunlarla tekrar yüzleşeceği bir döneme girmeye başlar. Ama geçici de olsa ben zaten o fiyatlanıyor bu sermaye girişi. Covid ile ilgili olumsuz bir gelişme olmadıkça belli bir sermaye girişi olacağını. Son bir şey, biz yerleşikler biraz DTH almama konusunda ikna oluyorsak, DTH'ları bozuyorsak özellikle yabancı girişinin daha olası olduğunu düşünüyorum. Yani sorunun cevabı bizde. Kendimize soralım, döviz mi TL mi? Yani burada olan herkes sorabilir. Ailesinde bir WhatsApp'tan bugün, çevresinde WhatsApp gruplarında bir anket yapabilir. Yani oradaki ankette çoğu cevap DTH dövizse o zaman zor. Ama biraz TL dönme niyeti varsa o zaman yabancı da bence gelmeye daha aday. Tam yerine denk gelen bir sorumuz var. İkimizin, üçümüzün de yakından tanıdığı değerli dostumuz Murat Sağman bizi dinliyor. Kendisine de sevgilerimizi iletiyoruz. Selam söylüyor sizlere ve şunu soruyor. 2021 yüklü bir dış borç ödemesi yılında bir ödemeler krizi olasılığı da varken dolarize olmuş yerleşiklerin dövizlerini bozmalarını bekliyor musunuz? Ben Can Hocam'a vereyim sözü. Çok ya çok kısa yanıt vereyim. Beklemiyorum. Ben de hiç beklemiyorum. Anket başladı yani burada. Hiç beklemiyorum. Anket başladı. Selamlar sevgili Murat Sağman'a da. Evet, ben de selamlarımı sevgilerimi ileteyim. Bu gerçekten yani çoğunluğumuz nasıl düşünüyoruz cevabı olacak. Yabancı bize bakıyor bence de. Yani bizim yanıtımız hayırsa DTH'ı pek bozmaya yanaşmayacak gibiysek bence yabancı da çok gelmeyecek. Bizim ikna olup olmadığımız içerideki gelişmelere yabancının da en çok baktığı bu olacak. Ahmet Cezmi beyefendi çok tam da bu noktada güzel bir yorum yapmış. Hakikaten önemli bir konu döviz girişiyle alakalı. Para kazanma fırsatı varsa ve riske girmek isteyenler işe girerlerse o zaman Türkiye'ye para gelebilir. Benim fikrim elde kalan şirketlerimizin büyük bir kısmını daha kaybedeceğiz gibi duruyor diyor. Hakikaten paranın nereye geldiği de çok önemli. Yani sıcak para olarak finansal varlıklarımıza mı geliyor, yeni yatırıma mı geliyor, sıfırdan burada bir şey inşa etmeye ya da var olan bir yatırımı devralmaya mı geliyor? Biz pek yeni yatırım göremiyoruz uzun zamandır ülkemizde ki en çok tabii ki istediğimiz bu. Ya sıcak para olarak geliyor, sonra zamansız bir zamanda çıkıp bizi kur riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Ya da hakikaten Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde yarattığı çok köklü varlıklarını bir bir satın almaya geliyor. Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz bu yorumu için. Vedat Arıcan'ın yine çok enteresan bir sorusu var. 2020 yılında Türk lirasının değer kaybı karşısında faiz oranlarını 1994 ile karşılaştırabilir miyiz? 1994'teki %95 gibi faiz seviyelerini görmemiz olası mı? Yani şöyle, şimdi 94 yılı 2001 yılına kadar açıkçası Türkiye böyle dünyadan çok kopuk. Hepimizin hatırladığı işte %100'lere yakın enflasyon, %100'lere yakın faiz ve %100'lere yakın bir kur sarmalını sürdürme becerisi gösterdi açıkçası. Yani sürdürme becerisi gösterdi derken bunu kısa sürede böyle çok sert bir duvara vurmadık. Ne zamana kadar? Ara ara krizleri saymazsak 2001'e kadar. 2001'den sonra bir açıkçası bir normalleşme dönemi oldu. Enflasyon, faiz ve kur artışlarını belli seviyelerde tutmaya başladık. Yani neredeyse uzun bir süre bunları tek hanede hatta tutar hale geldik. Türk lirası da buna pozitif cevap verdi. Değerlendiği bir dönem de oldu. Şimdi açıkçası şu anki seviyeler hani kur artışları, enflasyon ve faiz bence bu iki dönemin tam arasında şu anda.
Yani ne 2001 öncesindeki o çok yüksek alanlardayız. Oraya çok uzağız hala. Ne de 2002-2010 arasındaki o işte %4'ler, 5'ler enflasyon, %8'lere kadar çektiğimiz 7'lere, 6'lara hatta faiz ve istikrarlı bir Türk lirası. Arada duruyoruz. 2094 faiz seviyelerine gitmemiz çok hani bana uzak gözüküyor ama benim tarif etmiş olduğum o finansal kriz eğer gerçekleşirse hani ödemeler dengesi krizi faizleri %100'ler seviyesine değil ama belki hani 40'lar 50'ler seviyesine. Hatırlayalım 2018 Ağustos faiz şokundan sonra kredi faizlerinin %36-38'lere kadar yükseldiği günleri gördük. Bir miktar daha onun üzerine taşabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir ödemeler dengesi krizi sırasında. Çok teşekkürler. Son üç sorumuza geldik. Ben aşırı merak ettiğim için yine kendimden bir soru koyacağım. Biraz uzun bir konu ama Can Fuat sen böyle hızlıca belki bir girersin. Sunumunda bu bölgeselleşme slaytın çok çarpıcıydı bence. Hakikaten çok önemli. Bu ticaret blokları yani sen dünya haritasıyla beraber gösterince onu hani dedin ya aydınlanma oldu bende Erhan Hoca'nın bir sunumundan. Bende de senin o slaytından bir aydınlanma oldu. Hakikaten çok çok artmış. Yani Evet. uçtan uca böyle bakıyorduk, biliyorduk, duyuyorduk ama dünya haritasının üstünde görünce ne oluyoruz dedim. Türkiye'nin bu noktada gümrük birliğini güncellemesi gerekiyor diye bitirdin. Hangi alanlarda sence? Hani en önemli 2-3 alanı söyleyebilir misin? Berra hemen söyleyeyim şu anda bizim en büyük sıkıntımız Avrupa Birliği kendisi üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşması ve hatta yeni nesil anlaşmalar yapıyor. İşte mesela Kanada ile yaptı, Japonya ile yaptı, Vietnam'la yaptı ve yapmaya da devam ediyor Mercosur bölgesiyle. Türkiye mevcut gümrük birliği anlaşması çerçevesinde bunlara anında taraf olamıyor. Hatta ve artı müzakere sürecine de katılamıyor. Avrupa Birliği bu anlaşmayı tamamlıyor. Sonra Türkiye'ye dönüyor diyor ki biz Japonya ile serbest ticaret anlaşması yaptık. İstersen sen de yapabilirsin. Şimdi biz Japonya'ya gidiyoruz. Diyoruz ki işte sen Avrupa Birliği ile yapmışsın. Benim de gümrük birliğim var. Japonya gel biz de senden STA anlaşması için görüşmelere başlayalım. Şimdi üçüncü ülke için bir zorunluluk yok. Yani Japonya için Türkiye ile yapma zorunluluğu yok. Ya burada en önemli konu bence Türkiye'nin gümrük birliğinden kaynaklanan bu süreçte Avrupa Birliği'nin STA ve diğer benzeri bu tip anlaşmalarının müzakere sürecine esasında aynı anda katılabiliyor olması. Kendi istisnalarını ve çekincelerini orada paylaşabiliyor olması, bunlara ilişkin haklar elde etmesi ve üçüncü ülkelerle yapılan STA'ların da aynı anda Avrupa Birliği ile birlikte hayata geçebiliyor olması. Bu çünkü çok ciddi bir hem trafik sapması yaratıyor, hem bizim pazarımız açık hale geliyor hem de biz bu üçüncü ülkelere erişemiyoruz. Rekabet olanağımız ortadan kalkıyor. Bir İngiltere ile STA yapamıyoruz. Bir Amerika Birleşik Devletleri ile yapamıyoruz. Niye Avrupa Birliği'nin yok diye. Bu alanlarda eğer Berra iyileştirme yapamazsak dünyanın bölgeselleştiği bu alan bu dönemde yeni dönemde Avrupa Birliği ile bu sıkıntılı gümrük birliğinin mevcut koşulları içine sıkışıp kalmış olacağız. Ve bir iki sene sonra belki de gümrük birliğinin mevcut durumunu bile şey yapar, eleştirir ve gelin bunu baştan bir düşünelim der hale geleceğiz açıkçası. Sağ ol, çok teşekkürler. Bakıyorum katılımcı sayılarımız hiç azalmıyor. Gayet güzel ilgiyle izliyor herkes bizi ve teşekkür yazıları çok geliyor. Biz de teşekkür ederiz dinlediğiniz için. O kadar güzel şeyler yazmışlar ki mesela en sonuncusunu okuyayım. Bu kadar keyifli bir finans toplantısı yaşamamıştım uzun zamandır. Son derece anlaşılabilir ve net görüşler oldu. Tüm panelistlere ve bu organizasyonu yapan Taksiye ve CEO platformuna teşekkür ederim. Sevgili Hakan Çelik de böyle bir ortamı yarattığı için ayrıca teşekkürler. Bir sürü buna benzer teşekkür mesajları geliyor. Sunumlar paylaşılacak mı diye birkaç soru var. Bilmiyorum sizin o konudaki düşünceniz ne olur? Evet derseniz biz ilgilenen platform üyelerine mailingle paylaşırız.
Ya ben hayır desem acaba bizi dinleyenler bizi affeder mi? Yoksa bu dakikaya kadar yazdıkları güzel mesajlar değişir mi? Ama hani şöyle söyleyeyim. Bu da bizim bir ürünümüz, know-how'umuz. Hani çok emek vererek bunu hep güncelleyerek yeniliyoruz. Hani şöyle bir sözümüz olabilir. 3 ayda bir yine bu tip toplantıları yaparız aynı hazırlığına. Güncelleriz. Onun sözünü vermiş olurum. Bilmiyorum Erhan Hocam da nasıl düşünüyor ama hani Katılıyorum. bizim de tek Yani varlığımız, asetimiz bu açıkçası. Ürettiğimiz şey bu. tamam ama bakın daha kıymetli bir şey koparttık. Öyle 3 ayda bir sizi burada ağırlamak bizim için şahane Evet, bir şey evet, olur. evet. Ben sevgili Haldun Pak'ın sorusunu en sona saklamıştım. Haldun Bey de platformun kurucularından ve çok emek harcıyor yapılanma döneminde. Onun da çok güzel bir sorusu var. Merhaba, dolu dolu bir webinar oluyor. Çok teşekkür ederiz. Pandemiden önce The Economist dergi kapağındaki resesyon beklentisini ifade eden paylaşımı pandemi ile mi gerçekleştiği ya da zaten bu yılı böyle bir ekonomik sıkıntı içinde mi yaşayacaktık? Yani zaten bir ekonomiste hatırlıyorum ben de onu, bir resesyon beklentisi vardı. Tam da galiba onlar da 2020'ye girerken böyle bir kapak yaptılar. Pandemi yüzünden mi yaşanıyor bu sıkıntı yoksa zaten pandemi olmasaydı da böyle olacak mıydı diye soruyor. Ya ben Beklenen durum pandemi ile kat kat arttıysa ekonomik sistemin çöküşünü düşünmeli miyiz? Tabii ki umarım beklediğimiz mucizeler gerçek olur ve güzel günlere hep birlikte döneriz. Ya ben bir iki cümleyle şöyle söyleyeyim. 2019'un son günleriydi. Daha ne Brexit'te anlaşma olmuştu ne de ABD ile Çin ilk faz ticaret anlaşmasını yapmıştı. Onun için 2020'ye çok kötümser gidiyorduk. The Economist o kapağı yaptı. Dedi ki bu gidişle biz resesyona gidiyorduk. Yani. Fakat sonra hem Brexit'te bir anlaşma oldu, Avrupa Birliği ayrılması hem de ilk faz anlaşması oldu. The Economist'in kapağı böyle 3 gün erken çıktı esasında o anlamda. Ama hani Erhan Hocam da bahsetti zaten pandemi öncesine dünya ekonomisi, ihracatı, yatırımları daralarak ve yavaşlayarak girmiştik. Pandemi üstüne tuz biber ekti. Hani buradan bir küresel çöküntüye gider miyiz, gidemez miyiz? Vallahi hani merkez bankaları şu anda bunu işte kurtarıyor. Bu kadar olağanüstü parasal genişleme. Ama öyle gözüküyor ki Berra ve sevgili dinleyiciler, hani dünya çok sık bu tip pandemi dışında da artık çok inişler çıkışlarla, dalgalanmalarla galiba karşılaşacak gibi duruyor. Çünkü çok özür dilerim. Belki Erhan Hocam söyleyecekti ondan alacağım ama 2021'in beklentiler kapağını gördünüz mü The Economist'in? Böyle bir tek kollu kumarhanelerde hani şey vardır. 3 tane yan yana işte kiraz vesaire falan yan yana gelir. Şu anda 2021'in kapağı o. Yani aşı iyimserliğine rağmen hani kumarhanedeyiz. İndireceğiz ne gelecek? Artık şansımıza kaldı, bahtımıza kaldı diyor. Tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Çok başarılı bir toplantıydı. Aydan Balcı, Ömer Öztürk, Hüseyin Eğilmez isimlerini okuyabildiklerimiz gerçekten çok keyifliydi diyorlar. Teşekkür ediyorlar. Bu arada Can Fuat bak sana kızmamışlar sunumu Öyle paylaşmıyoruz mi? diye. Ha, çok teşekkür Demişler ki ederim. hocam hayır elbette çok güzel bir cevap verdiniz. Anlatmanız yeterliydi. Eksik olmasın. Platformun yine güzel bir gelişimi olacağından bahsediyorlar. Teşekkür ediyorlar. Evet artık tam 18, 15, 16 burada bırakalım. Herkes evlerine sağlıkla gitsin. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada Hibiye Haber Ajansı da bana görüntü atıyor YouTube'dan. Çok çok sayıda hakikaten yani burada olanın 5-6 misli kişi bizi onların YouTube kanalından izlemiş. Oraya da çok güzel mesajlar gelmiş. İnternet kanallarında da izlenmiş. Biz de çok mutlu olduk faydalı olabildiysek. Herkese iyi akşamlar diliyoruz o zaman. Hocam
Çok özür dileyerek kapatırken hem teşekkür babında sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Emek verdiniz, değer verdiniz. Taksi ödemeyi olarak bütün arkadaşlarımız da çok uğraştı. Başta Merve olmak üzere. Hepsine teşekkür ediyorum. 24'ü ve 28'inde de birisi sanayiye ilgili daha çok, birisi de lojistik sektörüyle ilgili. Sayın Hakan Çınar Bey'in moderasyonunda iki webinarı daha olacak platformumuzun. Sonrasında da eğer demin dediğiniz gibi 2021'i sağlıklı bir şekilde karşılarsak inşallah hep birlikte, orada da yine her ay tematik başka bazı konuları Hakan Çelik Bey, Haldun Bey ve platformumuzun etkinlik grubu üyeleri olarak tasarlıyoruz şimdiden. İnşallah orada da hepinizi hep birlikte görmek istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Tekrar iyi akşamlar herkese. Hepinize Ve mutlu yıllar bu arada da. Evet, güzel bir herkese iyi seneler iyi bir sene diliyorum. olsun. Teşekkürler. İyi yıllar. Çok İyi teşekkür ederim. seneler. Teşekkürler. Görüşmek sağ üzere. Olun. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça Hoşça kalın. Kalın. Sağ olun.